halkının değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da mücadelesi olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle şanlı dava uğruna canını veren, ömrünün sonuna kadar mücadele eden Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş başta olmak üzere Kıbrıs Harbi'nde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen erken seçimlerde birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi'ni de tebrik ediyoruz. Sonuçların Kuzey Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, Kayseri'de diğer Anadolu illerinde olmayan bir gayret ve birliktelik söz konusu. Başta Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz, oda ve borsalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz hep birlikte hareket etmesi şehrimizin her alanda başarıya taşımakta. Biz Kıbrıs'ta büyük bir mücadele vererek devletimizi kurduk, cumhuriyetimizi kurduk, bedeller ödedik, şehitler verdik ama çok da başarılar elde ettik. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs'taki mücadelesini küçümseyemez. Biz yedi düvele karşı, rahmetli Süleyman Demirel'in de bir ifadesinde yedi düvele karşı verdiğimiz mücadele, İngiliz sömürge yönetiminde hem Rumunan ikilisine hem de İngilizlere karşı direnişimiz ve her zaman Türkiye'nin, Anadolu'nun bizim yanımızda olması, bize verdiği cesaret, bize verdiği o kahramanlık duygusuyla Atatürk'ümüzün ve silah arkadaşlarının Anadolu'daki İstiklal Savaşı ve o mücadele her zaman Kıbrıs Türk halkının mukavemetinde de bize bir ilham kaynağı olmuştur. Bu çok önemlidir. Kayseri'den bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet içerisindeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, az önce söyledim, bütün bu siyasi duruşa ve dünyanın bize hala daha uygulanmakta olduğu haksızlıklara, engellemelere, ambargolara, izolasyona rağmen turizmdeki başarıları şu anda 30 bin yatak kapasitesine kadar yakınlaşmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bahsetmekteyiz. Böyle farklı uygulamalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticaretin artırılması ve karşılıklı, evet bizim ciddi bir ithalatımız vardır ama ihracat gayretleri de vardır. Tabii ki buradaki Ticaret Odası Başkanımız ve Sanayi Odası Başkanımız da sizlerin muhatapları, üyeleri mutlaka istişare içerisindedirler. Mutlaka önemli temaslar vardır ve var olacaktır. Ama mikro düzeyde bizim oradaki rekabet gücümüzün artırılması ve haliyle bizim yatırımları yaptığımız ana sektörlerimizde daha fazla komşu ülkelerle Güney Kıbrıs'ta ve diğerleriyle rekabet edebilmemiz için sizlerin desteği bize çok kıymetli olacaktır, çok değerli olacaktır. Bunu zaten iktisatçılar, ekonomistler, iş insanları çok iyi bilmektedir. Ama en üst düzeyde siyasi desteğin bütün bunları tabii ki daha da kökleştirebilecektir, daha da anlamlı kılabilecektir. Dolayısıyla Kayseri'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Kayseri Sanayi Odası'na başarılar diliyorum. Sizlerin üyelerine gerçekten duyduğumuz güveni, duyduğumuz bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki halkımızın, iş insanlarımızın sevgi ve saygılarını da buraya getirmiş oluyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. İnşallah bu pandemi dönemi yavaş yavaş geride kalacaktır. Bu pandemi döneminde bir takım temaslar, bir takım çeşitli aramızdaki münasebetlerin geliştirilmesi için yapılmakta olan çalışmalar bir bakıma bazı durumlarda ertelenmiştir. Ama inşallah bu omikronun yavaş yavaş aramızdan ayrılmasıyla hayat normale dönecektir. Hayatın normale dönmesiyle gerek kültürel, gerek turizm, gerek ticari, gerek iktisadi her türlü temasların artması ve inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye'nin çeşitli havalimanlarından olduğu gibi Kayseri ile de direkt Erzan'a uçuşların olması en büyük temennimiz ve dileğimizdir. Çünkü buradaki potansiyele baktığımızdaki, buradaki gelişmelere baktığımızdaki az önce rakamlara da baktık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmi Kayseri için de bir numaralı destinasyon olması gerekmektedir.